Anneyim, girişimciyim, cesurum. Hayatta en çok gurur duyduğum üç değer. Bugün size karşısına çıkan birçok engeli aşmış, cesaretli bir anne girişimcinin hikayesini anlatmak istiyorum. Hayatı çoğu zaman otobanlara benzetiyorum. Hepimizin gitmeye çalıştığı bir rotası var. Kimi zaman tek başımıza, kimi zaman kalabalık içinde yol alıyoruz. Bazen yan yollara giriyoruz, bazen çıkmaza saplanıyoruz. Her gün, her ay ve her yıl karşımıza sürprizler çıkıyor ve bu engelleri aşarak yolumuza devam ediyoruz. Benim de herkes gibi bir hayat mücadelem var. Ve bu hayat mücadelesinde... Hayat mücadelesinde bana yol veren, yol gösteren dedemin çok ünlü bir sözü var. Yelkenimizdeki rüzgarı çaldılar ama yılmadık. Bana zor zamanlarında güç veren bu sözü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Vedat Dolakay söyledi. Kendisi çok önemli bir belediye başkanıydı, kendini topluma adamıştı. İnsancıl yaklaşımı, yaratıcılığı ve aynı zamanda renkli kişiliğiyle benim gibi birçok azimli gence örnek oldu. Kendisi Ankara'yı o kadar çok sevdi ki ben bu şehrin anasıyım derdi. Ben de aynen dedem gibi topluma faydalı olmaya çalışan ve gerçekten 10 senedir büyük bir çabayla bir birey olarak, vatandaş olarak gayret eden bir anne girişimciyim. Ülke markalaştırmak neden önemli? 2005 senesinde Amerika'ya gittiğimde bir vatandaş bana şöyle dedi. Sen de aksan seziyorum, nerelisin? Ben heyecanla Türkiye diye cevap verdim. Şöyle bir düşündü. Türkiye Amerika'nın hangi eyaletindeydi? Diye sordu. Bu tecrübe benim hayatımı değiştirdi, hiç unutmadım. 2008'de yüksek lisans programında Boston Emerson College'dan mezun olduktan sonra ülke markalaştırma çalışmaları yapmaya başladım. Bir birey olarak ülkemin markalaşmasına nasıl katkıda bulunabilirim, bunu çözmeye çalıştım. Şimdi lütfen bu tabloya bakın. Ne görüyoruz? Çok büyük isimler. Google, Samsung, IKEA, Toyota. Ülke markalarına milyar dolarlar derecesinde katkı sağlayan çok büyük isimler. Burada Türkiye'yi görüyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Ama aslında bu isimlerden çok daha değerli bir kültürel değerimiz var bizim. O da 500 yıllık bir Türk markası olan Türk kahvesi. Türk kahvesi dünyanın ilk kahve pişirme yöntemidir ve bugün 100 milyar değerindeki kahve sektörünün gelişmesine ön ayak olmuştur. Kahvenin gelişimine bakalım, yolculuğuna bakalım. Etiyopya'dan kahve çekirdeği 10. yüzyılda çıktığında Yemen ve Mısır'dan İstanbul'a geldiğinde bir kültüre dönüşüyor. Ve bizim topraklarımızdan dünyaya yayılıyor. Hani hep söyleriz ya tarih kitaplarında veya tanıtım broşürlerinde kahveyi Avrupa ile Türkler tanıştırdı. Biz bundan gurur duyarız. Fakat hikaye orada bitirilir, sonrası anlatılmaz. Aslında hikaye ondan sonra başlıyor. Kahve ve kahvehane kültürünün dünyaya topraklarımızdan yayıldığını vurgulaya vurgulaya anlatmamız lazım. Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. O nedenle o noktayı artık bir virgüle çeviriyoruz. Çünkü birçok kültürel değerimiz gibi ne yazık ki Türk kahvesi de elimizden gitmek üzere. Günde 400 milyon adet kahve tüketiliyor Amerika'da. Ama kahve zincirlerinde Türk kahvesi yok. Neden? Çünkü kahvenin bizim topraklarımızdan dünyaya yayıldığını anlatmakta çok geciktik. Bugün Türkiye'nin dünya ekonomisinden daha fazla pay alan bir ülke olması için kahveyle özdeşleşmesi çok büyük önem taşıyor. Bunu anlatırken billboardlarda veya dergilerde değil, reklam vererek anlatamayız. Bunu kahve sohbetleriyle, kültürel etkileşim yaratarak, kültürel köprüler kurarak anlatmamız lazım. Yani kahve diplomasisi. 2008 yılında Türkiye'nin ülke markalaşması adına ne yazık ki hiçbir çalışması olmadığını fark ettiğimde, bir grup girişimci arkadaşımla beraber biz ne yapabiliriz diye oturduk ve düşündük. O zamanlar Facebook çok popüler olmaya başlamıştı. Ve dedik ki Türkiye hakkında interaktif, sanal bir kahve evi yaratalım. İsmini de Türk Kahve koyduk. Yabancılara Share Your Turk Experience dedik. Türklere Türkiye'yi bir de sen anlat dedik. Yüzlerce yabancı ve Türk'ü bu platformda buluşturduk. Resim, video, anılar, yazılar, Türkiye ile ilgili bir bilgi platformu oluşturduk.
Çok güzel giderken projemiz, 2 sene sonra şunu fark ettik. İnsanlar aslında birbiriyle tanışmak istiyor, karşılıklı kahve içmek istiyor, kahveyi deneyimlemek istiyor. O zaman ne yaptık? Hemen harekete geçtik ve 2011'de Washington Büyükelçiliği'nde bir kahve semineri düzenledik. Kuru kahveci Mehmet Efendi, Ata DC Derneği'nin desteğiyle. O kadar başarılı oldu ki, o kadar ilgi gördü ki hemen ikincisini New York'ta Birleşmiş Milletler binasındaki Türk evinde yaptık. Bu potansiyeli görüp, bu ilgiyi görüp daha fazla bir şey yapma isteği geldi içimizden. Fakat şunu fark ettim ki büyük bir farkındalık yaratmak adına daha büyük bir iletişim aracına ihtiyacım var. Çünkü yabancı toplumlara yepyeni bir hikaye anlatacağız kahveyle ilgili. O sırada New York'ta, Washington'da ve Kaliforniya'da çok büyük yemek araçları bir anda trend olmaya başladı. Bütün Amerikalılar öğlen yemeklerini bu araçlardan, food truck dediğimiz araçlardan yiyorlar ve dedim ki neden biz de bir tane yapmıyoruz Türkiye için bir araç? Ve yine Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Ata DC Derneği, Türk-Amerikan toplum üyelerinin bağışlarıyla bir Turkish Coffee Truck yaptık. Ben bu Turkish Coffee Truck'a kağıdı çizdiğimde, tarih Mart 2012'ydi. Ve inanın işimden ayrılmam gerekti tabii ki bu tura çıkmak için. Çünkü 5 eyalet gezecektik. O kadar büyük bir baskıyla karşılaştım ki, şöyle şeyler duyduğumu hatırlıyorum. Kadın başına nereye gidiyorsun? Kadın başına ne işlere kalkışıyorsun? Kadın başına kamyonla mı gezeceksin? Gibi bir takım baskılar oluştu üzerimde. Hatta 2 ayda 8 kilo kaybettiğimi söyleyebilirim. İnanın yılmadım. Bu proje çok büyük bir hayalimdi benim. Ve destekçiler sayesinde, gönüller sayesinde biz şöyle bir sloganla yola çıktık. Türk kahvesi 500 yıldır dostluğun tadı. Bütçemiz küçük, misyonumuz büyüktü. Amerika'nın 5 eyaletini gezmeye karar verdik. Washington'dan başladık. Baltimore, New York, New Haven, Boston'a kadar çıktık. Binlerce Türk kahvesi ikram ettik. Birçok insanı Türk kahvesiyle ilk kez buluşturduk. Türk kültürünü sevdirdik. Dostlukları pekiştirdik. Proje o kadar başarılı oldu ki Harvard gibi büyük üniversitelerden davetler aldık. Uzman sunumları yaptık. Sadece kahve dağıtmadık, aynı zamanda karşılıklı kahveyi deneyimledik. Gerçekten o kadar fazla bir ilgi ile karşılaştık ki Washington Büyükelçiliği'nden birçok farklı konsolosluktan ödüller almaya başladık. Beyaz Saray 2 blok ötede DuPont Circle'da davet ettiler bizi ofislere Türk kahvesi vermeye başladık. Üniversiteleri gezdik, kanaat önderlerimiz olacaklar bir 10 sene, 20 sene sonra bu insanların Türkiye hakkında pozitif algı sahibi olmalarını sağladık. Ve tabii ki basın çok büyük ilgi gösterdi. Turdayken telefonum çaldı, Washington Post arıyor. Dedim herhalde bir promosyon için arıyorlar beni. Karşımdaki dedi ki Turkish Coffee Lady ile mi konuşuyorum? Aa evet dedim, o benim. Hiç anlayamadım tabii röportaj için aradıklarını o zaman ve o telefon konuşmasından sonrası çok büyük haberler yayınlandı ve ismimiz çok duyuldu. Ve sonrasında asıl en büyük bizim için övünç kaynağı olan Amerikan hükümetinden bir onur belgesi geldi bize. Dostlukları pekiştirmeye yönelik bu projeden dolayı toplumları yakınlaştıran kahve sohbetleriyle bir gönüllü ekibin Amerika'da dolaştığı kayıtlara resmi olarak geçti. Ben bu tur sonrası Türk Hava Yolları'ndan bir iş teklifi aldım. Ve çok önemli markamız olan tabii ki Türk Hava Yolları için de bu iletişim aracını değerlendirdik ve aynı araçtan bir tane Türk Hava Yolları için tasarladık. Eylül 2012 yılında Washington'da herkes Türk kahvesi içiyordu. 2 tane araç dolaşıyordu. Hem gönüllü araç hem Türk kahvesi, Türk Hava Yolları aracı. Herkes Türk kahvesiyle buluştu. Tabii bu projelerden sonra sosyal medya aracılığıyla çok duyulunca bu girişim, birçok ülkeden bize davet geldi. Lütfen Tırak buraya da getirin, Türkiye'nin burada çok tanıtıma ihtiyacı var. Anlatmaya çalışıyorum, Tırak benim garajımda değil, bu gönüllü bir proje. Önemli değil, siz gelin biz aracı ayarlarız. Baktım gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. 2013'te biz İstanbul'a gittik bir marka konferansına ve orada Avrupa turumuzun lansmanını yaptık. Niye? Çünkü dedik ya kahve İstanbul'dan dünyaya yayıldı diye, İstanbul'dan başlasın istedik turumuz. Ve tam tura hazırlanıyoruz, bir heyecan, bir hazırlık. 23 Nisan 2013 tarihinde hepimizin çok sevdiği, takip ettiği sevgili Dr. Mehmet Öz programında Yunan kahvesini tanıttı Türk kahvesi yerine. Ve biz bundan dolayı çok büyük üzüntü duyduk. Ve kendisine bir çağrıda bulunduk, bir imza kampanyası başlattık. Tamamen yapıcı bir kampanyaydı. Kendisine tüm kahve kültürlerini kutlaması konusunda çağrıda bulunduk. Türkiye'de manşetlere girdi, çok fazla sayıda imza toplandı ve en sonunda Dr. Öz'den bir açıklama geldi.
evet Türk kahvesi çok değerli bir kültürel miras diye ve taban hareketinin kuvvetini görmüş olduk. Onun da heyecanıyla biz Amsterdam'dan turumuza başladık. Yine Kuru Kahveci Mehmet Efendi Kültür Bakanlığımızın sponsorluğunda. Bu sefer bir dondurma aracı kiraladık. Onunla şehir şehir, karış karış Avrupa'yı gezdik. Festivallere gittik, Avrupa Birliği Parlamentosu'na gittik. İnanın NATO'ya kadar girdik. Bütün üniversiteleri yani kısa da olsa uğramaya çalıştık. Herkesi bir Türk kahvesi tecrübesi yaşatmak istedik. Ve en sonunda Paris'te turumuzu sonlandırdık. 2016 yılında Kanada'ya davet edildik. Ben o sırada 5 aylık hamileydim ama dedim ki bu turu ne yap edip yapacağım. Ve gittim gerçekten inanılmaz bir ilgi. Zaten Kanadalılar dünya mutfaklarına çok açık bir toplum. Dolayısıyla ofislerden evler arkadaşlarını çağırıp böyle önümüzde kuyruklar oluşturdular. Çok güzel bir ilgi vardı Türk kahvesine. Ve sonrasında benim için bir tutku haline geldi Türk kahvesini yabancılara sevdirmek. Ve tabii ki çok uzun süre gönüllü yaptığım için bu projeyi, o sırada da anne olmuştum. Dedim ki acaba ben bu tutkuyla yaptığım işi bir iş fikrine dönüştürebilir miyim? Daha uzun vadeli yapmak adına, daha profesyonel yapmak adına. Ve o sırada Dünya Bankası'nda çalışıyordum. Kadın girişimcilik programlarına katıldım. Ve şunu fark ettim. Ben saat 9, akşam 5 çalışmak istemiyorum. Ben insanlara dokunmak istiyorum, kahvemizi sevdirmek istiyorum ve dünyayı keşfetmek istiyorum. Kızımla bu kamyonla bütün dünyayı turlamak istiyorum. Fakat tabii ki bunlar çok güzel istekler ama çok 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 zordu bir iş kurmak. Özellikle Amerika'da bir kadın ve göçmen olarak. Yani şöyle söyleyebilirim, bir yandan bez değiştirirken bir yandan finansal öngörüler hazırlamam gerekti. Birçok tabii terslikler ve engellerle karşılaştım. Ancak yaklaşık bir senenin sonunda çok şanslıyım ki ailem, dostlarım, ortaklarım Ahmet Şerif İzgören ve Erdem Uen'le biz hayalimizi gerçekleştirdik. Apple'ın Amerika'da ilk mağazasını açtığı Tyson's Corner Center isimli AVM'de biz Amerika'nın ilk ve tek otantik Türk kahvesi kafesini açtık. Ve öyle bir zamanda açtık ki Christmas zamanında kafemiz dolup taştı. Bu tur sırasında bana Turkish Coffee Lady ismini verdikleri için markamıza bu ismi uygun bulduk. Ve Turkish Coffee Lady bir anda Christmas'ta AVM'nin en kalabalık kafesi oldu. Çünkü diğer farklı milletlerden insanlar gelip bize sarılıyordu. Çok teşekkür ederiz burayı açtığınız için. Kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Amerikalılar geliyor yandaki kahve zincirlerine değil de bize geliyorlar. Too Turkish diyorlar, bizim göğsümüz kabarıyor. Gerçekten çok müthiş bir deneyimdi. Hayalini gerçekleştirebilmek ve bunun başarıyla devam ediyor olması. Tam her şey yoluna girdi derken, 22 Ocak 2018'de kafeye gidiyorum. Kızımı okula bıraktım. Bir telefon geldi, test sonuçlarınızı haber vereceğiz diye ve duyduğumda telefonun elinden düştüğünü hatırlıyorum. Hayatımın belki de en yoğun ve en hazırlıksız zamanıydı. Göğüs kanserine yakalanmıştım. 36 yaşındaydım. Düşünüyorum nasıl olabilir? Çok gencim, mümkün değil. İnanmak istemedim, kendime yakıştıramadım. Ve doktora gittiğimizde öğrendim ki 3 tane büyük tümör var ve kemoterapi almak zorundayım. Daha da kötüsü, bebeğim var ve bağışıklık sistemim çökeceği için doktorların, 4 tane doktor gezdim. Söylediği tek şey vardı, bebeğinden uzak durmak zorundasın. Bu nedenle eşimi, işimi, evimi, her şeyimi bıraktım ve Türkiye'ye geldim. Annemlerin yanında, ailemin yanında bu tedaviye olmaya karar verdim. Çünkü sağlık ve aile her şeyden önemliydi tabii ki. İnanılmaz bir kampanya başladı Türk-Amerikan toplumunda, hem maddi hem manevi. Buraya geldim, koleji dostlarım benzer bir kampanya başlatmışlar. O kadar çok destek aldım ki ve içimde öyle büyük bir cesaret vardı ki ilk kemo aldığım gün ben bu hastalığı yenmiştim. Ben bu mücadeleyi kazanmıştım. Diyoruz ya çıkış yok, yola devam. Hiçbir şekilde beni etkilemesine izin vermedim. Evet saçlarımı kaybettim, evet hastalandım, evet bebeğimi göremedim. Ama hiç önemli değil. Hayat bu. Ne dedik? Önümüze engeller çıkaracak. Bunlardan ders alıyoruz ve yola devam ediyoruz. Bugün karşınızda sağlığına geri kavuşmuş, kızını, işini büyütmeye çalışan bir anne girişimci olarak duruyorum. Ve gerçekten çok yürekle söylüyorum. Toplumumuza, güzel insanlarımıza, atamızın cumhuriyetine hizmet vermek için kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Hem de kadın başıma.
Siz de lütfen mucizelere inanmakla kalmayın, onları yaratın. Hadi şimdi beraber Turkish Coffee Leader'ı bir Washington'a gidelim. We have come to rely on our daily coffee, but do we really know coffee's history and its traditions? Turkish coffee is the world's first coffee brewing technique, invented by Turks in the 16th century. It is a 500-year-old ritual, enjoyed best with company, and sometimes followed by fortune reading. From roasting to grinding and to serving, Turkish coffee culture is considered as an ancient art. In December 2013, it was admitted to UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. That's why we celebrate World Turkish Coffee Day every year on December 5th. I am the Turkish Coffee Lady. I've been traveling the world as a cultural diplomacy initiative to increase world's awareness of Turkish coffee culture with a Turkish coffee truck since 2012. I started the first ever authentic Turkish coffee house in the US with my partners in the heart of Tyson's Corner Center last year. We aim to spread love for Turkish coffee and build friendships one coffee at a time. Turkish coffee culture has symbolized peace, hospitality, taste of friendship for centuries. Now experience this tradition yourself and savor authentically at Turkish Coffee Lady. Teşekkür ederim.